Çok secde etmeli ve cemaate katılmalısın. Gücün yeterse Şam'a yerleş. Hazreti Peygamber'in şöyle dediği aktarılmıştır. Şam'a yerleşmeniz gerekir. Orası Allah'ın hayırlı yerlerinden birisidir. Allah hayırlı kullarını oraya seçer. Zanna göre konuşmaktan sakın. Zan sözün en yalan olanıdır. Hasetten sakın. Yolların üzerinde oturma. Şarkıcı kadınların yanına gitme. Bir şey satarken sattığın mal hakkında fazla yemin etme. Müslümanların herhangi bir işine bozgunculuk karıştırma. Mecbur kalırsan ve yapmak zorunda olursan, o zaman şunlara dikkat et. İki kişi arasında öfkeli bir şekilde hüküm verme veya açken, aklını bir işe vermişken veya hasta bir halde hüküm verme. Evet, hüküm verilemeyecek halleri sıralıyor burada. İki kişi arasında bir hüküm vermeye kalkma diyor. Çünkü olayın tarafı değilsin. İkisinin de işin hakikatini bilemezsin. Açken hüküm verme. Çünkü açlık insanı etkiler. Yanlış karar vermesine sebep olabilir. Aklını bir işe vermişken hüküm verme. Bu sefer sağlıklı düşünemezsin. Ve hastayken hüküm verme. Yürürken adımlarını dengeli at. Ayaklarını üst üste atma. Ayak üstüne atarak oturanlar var ya mesela, bunun hoş bir davranış olmadığını ifade ediyor. Bilmelisin ki organların da senin yönettiğin kimseler arasındadır ve onlara adil davranman lazımdır. Allah sana yönettiğin kimselere karşı adil olmayı emretti. Köle olduğunda sahibine efendim de, Rabbim deme. Kölen ve cariyen olduğunda kölem veya cariyem deme, gulam, gulamım de. Herhangi bir insana Mevla diye hitap etme. Mevla olan sadece Allah'tır. Nefsim habis oldu demekten veya nefsim katılaştı demekten men edildik. Bunları da deme diyor. Komşun duvarını otlarla kapatmasını talep ederse onu bundan mahrum bırakma. Kimsenin ayıbına bakma veya izni olmaksızın kimsenin evine bakma. İman ve dininde sana katkı sağlayacak kimselerle arkadaşlık et. İyilik yaparken takva sahiplerini öncele. Günahkara ise onun günahını katkı sağlayacak şekilde yardım etmemelisin. Eşini onun yol açtığı bir sebeple cezalandırırsan o gün kendisiyle birleşme. Allah'tan başka bir şey isteme. Sadece cennetinde Allah'ı görmeyi isteyebilirsin. Dünya malı ile ilgili olunca durum farklıdır. Gemiye sadece hacca gitmek veya umreye gitmek amacıyla binmelisin. Bir kişinin talip olduğu kadına talip olma. Onu bırakıncaya kadar peşinden gitme. Bir kavme konuk olduğunda izinleri olmaksızın oruç tutma. Misafirsin, bir yere gittin, onların izni olmadan oruç tutma. Bir şeyhin hizmetinde bulunurken oruç tutma veya onun izni olmaksızın herhangi bir hususta erken davranma. Kadın kocasının izni olmaksızın nafile orucu tutamaz veya Ramazan orucunu kaza edemez. Orada hazır ise eşinin izni olmaksızın kimseyi davet edemez. Bir kadın kocasıyla evlenmek maksadıyla kız kardeşinden boşanmasını talep etmesin. Bir kadın yanında mahremi olmaksızın 3 günden fazla yolculuğa çıkamaz. Mağfiret hususunda dua edince ısrarla dua etmek gerekir. Allah'ım dilersen beni bağışla deme. Onun rahmetini ve mağfiretini talep et. Allah'tan bir şeyi dilerken onu çok görme. Allah'ın katındakiler senin umduğundan fazladır. İzni olmaksızın kardeşinin malında tasarrufta bulunma. Sabahladığın her gün şöyle de: Allah'ım ben kendi malımı kölelerime sadaka olarak verdim. Allah'ım bana her kim eziyet eder, her kim söver, her kim beni kızdırır, kim hakkında hüküm vermemi gerektirecek şekilde bir şey yaparsa şahit ol ki dünya ve ahirette ondan talebimi bıraktım.
Su içtiğinde oturarak iç. Zamana yazık olsun deme. Allah zamandır. Hazreti Peygamber böyle buyurmuştur. Görünecek şekilde omuzlarını gösterme. Ölü veya diri kimsenin baldırına bakma. Kimsenin kabri üzerinde oturma veya namaz kılma. Namazında herhangi birinin yüzü sana dönmüşken ona doğru namaz kılma. Kabri mescit edinme. Sana ulaşacak zarar nedeniyle ölümü arzulama. Sadece şöyle de: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu sürece beni hayatta tut. Ölüm hayırlı olunca beni öldür. Bir kavme fitnenin ulaşmasını irade edince beni fitneye maruz bırakmadan kendi katına al. Bu şekilde dua et diyor. Fütuhat-ı Mekkiye'nin 36. sifiri sona ermiştir. Şimdi 37